Mustafa Bayraktar, benim bir sorum olacak. Neden bizim bir özel askeri güvenlik şirketimiz yok demiş. Var arkadaşlar. Türkiye'de özel askeri <laughs> güvenlik şirketleri var. Bir not <laughs> devam var. edeceğim belki ama bugün Adnan Tanrı Independent Türkiye'ye verdiği bir röportaj verdi. Onu da bir okuyun isterseniz. Var yani. Hatta Türkiye'nin Bölgeye bu öz, özel askeri şirketler e, dolayısıyla sürdürebileceğiyle ilgili bir açıklama yapmış galiba değil mi? Adlandan evet, verdi, geniş öyleydi. bir röportaj. Yani bir asker bir röportaj. göndermeden hı hı. bu özel askeri şirketler vasıtasıyla bölgeye gönder. Rusların zaten şu anda bölgede bir e, faaliyetleri var. Sadece Wagner Öyleyse, değil birçok başka yapıları evet. da var. TSK MEP hesabına bu harita için teşekkür ediyoruz. ...memleketimizde bu kaynak kullanma ve teşekkür etme alışkanlığı pek yok. Evet. TSK MEP ve ekibine eyvallah. Ellerine sağlık. Şimdi... Sağ e, ...bölgede... ...yani aşağı doğru sıkışmış bir... ...tabii şey görüyor, gözükebilirsiniz. Mavi alan dediğimiz yer... E, ...Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrol ettiği alanları gösteriyor. E, bu alanlar... E, ...da geçmişte daha sıkışmış bir pozisyondalardı. Şimdi artık genel bir taarruza geçmekle ilgili bir kararlılıkları var. Sanırım iş biraz daha değişecek gibi gözüküyor. Eğer Türkiye bugün dışlarından geçti, sanırım en son bu Libya ile ilgili anlaşma imzalanacak ve ondan sonra e, meclis 21 Ocak'a kadar tatile girecek diye biliyorum galiba. Evet. Dışişleri komisyonundan geçti. geçti i̇şte hı hı. ona e, meclise gelecek ve ondan sonra tatile girecekler diye biliyorum. Hı hı hı. O geçtikten sonra e, tabii askeri işbirliği anlaşmasının e, şeyleri var. Bazı açıklamalar de var. geldi tabi Biz karşıyız. Karşı duracağız şeklinde. Olabilir. Yani e, muhtemelen e, AK Parti ve MHP'nin desteğiyle geçecektir. Hı hı. Ee, muhtemelen İyi Parti'nin içinden de bu teze destek verecek olan milletvekilleri vardır. Hı hı. Ee, geçecek gibi gözüküyor. Hani takılacak gibi gözükmüyor bu. Biz de izleyicimize de soralım. izleyicilerimize de soralım. Sizce Libya'ya asker gitmeli mi arkadaşlar? Bazı milletvekilleri mesela CHP Genel Başkan Yardımcıları Utku Çakırözer gibi ee, Engin Özkoç değil de neydi? Faik Öztrak. İnan Ünal Çeviköz, Fahit Öztrak gibi isimler kesinlikle karşıyız dediler. Biz de size soralım e, kanaatiniz nedir diye. Buyurun. Evet aynen öyle yazabilirsiniz. Ee, eğer bu gerçekleşirse şu ara görünen yerler var ya hani iki mavinin arası boşluk. Onun hızla kapandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, karşı tarafın e, askerlerini görme şansın oldu mu hiç fotoğraflarını ve görüntülerini setme şansın oldu mu? Tabii ki. Yani bildiğin paralı askerler, toplama askerler, Birleşik Arap Emirliklerinin başka yerlerden toplayıp getirdiği, Mısır'daki aşiretlerden toplanan getirilen. Bir komutanları bir kere paralı ve toplama zaten. Paralı Yok, ve toplama de dedin ya. Yani, yani, kılık afiyetlerden ve şeylerden anlıyorsunuz. Bölgedeki harekatın planlama odalarında hani. Ee, bu harekatı icra odalarında çoğunlukla e, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransız e, komutanları hı hı. ve özel kuvvet birimlerini görüyorsunuz. <laughs> Rusların da e, paralı askerlerini görüyorsunuz. E, orada bulunan danışmanlar vasıtasıyla, Türkiye'nin danışmanları vasıtasıyla da e, bu bütün bugüne kadarki bütün harekatlar engellendi. Ee, şeyin e, ne derler ona Ulusal Mukat, Mutabakat Hükümeti'nin daha önce satın almış olduğu e, bölgede bulunan e, çok kısıtlı miktarda bir şey var. Siha var. Ve bu SİHA'lar <laughs> inanılmaz bir şekilde e, tarih yazdı. İnanılmaz bir tarih yazdı. Savaş tarihine girecektir. O sana, derece. O kadar söyleyeyim sana. Savaş tarihine girecektir. Çünkü bilinen klasik anlamda e, şu söyleniyordu e, buna inananların bir tanesi de Bendim onu da söyleyeyim sana e, terörle mücadele e, veya klasik bazı operasyonlarda sihalar e, e, çok başarılı olabilirler ama konvansiyonel anlamda sihalar e, e, kendilerini ispatlayamazlar diye hı hı. bir düşünce vardı. Ama ilginç bir şey bu harekat hibrit bir savaş yani içinde meskun mahalli aynı zamanda konvansiyonel bir desteği de içinde barındırıyor. Ne demek bu? Yani hafter güçlerinin hava kuvvetleri var. İkincisi Rusların göndermiş olduğu hava savunma sistemleri var hem bu hava kuvvetlerinden hem de hava savunma sistemlerinden bunlar çok rahat bir şekilde kurtuldular. İnanılmaz bir şekilde. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, aralardan kaçıyorlar, oraları yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Açıklamayayım, deşifre etmeyeyim ama hedefleri paramparça ediyorlar. Hedefleri paramparça ediyorlar. Ben bu kadar, bu kadarını beklemiyordum. Bak bir kez daha söylüyorum. Evet, karşı tarafta bir şey yok gibi gözüküyor ama öyle değil. Yani Birleşik Arap Emirliklerinin uçakları var, Fransızların uçakları var, var. Mısırın ee, Mısırın e, Mısır pilotları var ee, ve hava savunma sistemleri var. Bunlar öyle yok sayabileceğin e, sistemler değil. Demek ki e, konvansiyonel anlamda eğer e, doğru tipteki sihalara sahipseniz. Demek konvansiyonel alanında da çok başarılı olabileceğiniz bir süreç. Hatta bir öteye geçiyorum. Ee, şu anda SİHA'lar normal taarruz helikopterlerinden bir çıt daha ileride gibi gözüküyorlar. Yani e, sanki konvansiyonel savaşta da e, onların önünde yer alabilecek olan bir yere doğru ilerliyorlar doğru modelleme ile e, için söylüyorum bunu e, Çünkü bu operasyonda Türk sihaları e, herkesi çok şaşırttı e, bölgede düşünsene bir de fırtına obüslerinin olduğunu e, bölgede daha özel birimlerin olduğunu düşün düşünürsen e, harekatın bir anda nasıl değişebileceğini Tağul et Sadece bu kısmı ile bile aylardan bu tarafa haftelere verilen tabii, tabii, tabii. o kadar yoğun desteğe rağmen 11 taarruz yaptılar. 11 taarruz yaptılar bugüne kadar. Şimdi 7 şehir birareye 11 bir taarruzun geldi, hepsi püskürtüldü. Ee, bu aşamaya gelindiğinde ki en son imzalanan anlaşmayla 580 milyon dolarlık e, ekstra bir talepte bulundular. Hı hı. 580 milyon dolarlık mühimmat ve diğer e, teknik ekipman olarak istekte bulundular. Bunların gelmesiyle beraber eğer hani anlaşmalar geçerse meclisten birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum ben. E, i̇kincisi Ulusal Mutafakat Hükümeti eğer düşerse e, bizim şu anda Doğu Akdeniz'le ilgili planlarımızla ilgili e, birçok sıkıntıyı yaşayabiliriz. O yüzden de bu hükümetin e, o bütün alanları alabilmesi ve hafteri ileri doğru süpürmesi lazım. Bunu da inşallah hep beraber görürüz diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Çünkü demin bir soru sordun bana. Hı -hı. Fransızlar ne yapıyor dedim? Fransızlar ve e, İtalyanlar ki Rumların söylemi bu. Daha teyitli bir mesaj değil. Kıbrıs'ın güneyinde onlara tahsil edilmiş alanlardaki sondaj gemilerini Fransızlar Fransız gemileriyle İtalyanlar da kendi şeylerini İtalyan gemileriyle koruyacaklarını söylediler. Göreceğiz. Ee, bu nedenle Doğu Akdeniz sen ısınıyor dedin galiba öyle dedin değil mi? Doğu Akdeniz ısınıyor Demi, diye bir demişim, manşet atmıştın. Demişimdir. Yok yok bugünkü şeyin Doğu neydi? Doğu Akdeniz'in havası değişiyor. Ha işte. İhalarımızla beraber. Doğru, doğru. Aynen Doğu Akdeniz'in e, havası değişiyorlar. Zaten şuraya bakarsanız, haritaya bakarsanız, yani Libya'nın konumun ne kadar önemli olduğu, Türkiye için ne kadar konumun önemli olduğunu ve vazgeçilmez olduğunu da anlarsınız. E, üstünden çok da konuşacak başka bir şey kaldığını zannetmiyorum. Şu harita birçok şeyi anlatıyor. Yanlış mı düşünüyorum? Ziyadesiyle doğru. Evet.